Merhaba sevgili öğrencilerim ve öğrencim olmayan diğer çocuklar. Artık bu videoyu izlediğinize göre siz de benim öğrencim oldunuz. Satrancı yeni öğrenmek isteyen veliler sizlere de merhaba. Yetişkinler sizlere de merhaba. Bugünkü konumuz çok fazla duyduğunuz ama belki de tamamıyla hiçbir zaman bilemediğiniz. Çünkü çok fazla ayrıntılı bir konu aslında. Rock, satrançta rock nasıl yapılır? Özellikle kim milyoner olmak ister programında ya da diğer bilgi yarışmalarında sıkça sorulan sorulardan bir tane Satranç denince akla illaki gelir. Herkes bunu bilir. Rock, 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 rock ama kimse tam olarak ne olduğunu bilemez. İyice ayrıntısıyla öğrenmek için bu videoyu çekiyoruz. Rock bir kere öncelikle hepinizin bildiği gibi ya da çoğunuzun bildiği gibi şah ve kalenin yer değiştirmesiyle oluşan bir hamle değildir. Herkes böyle söyler. Şahla kalenin yer değiştirmesidir. Hayır. Şahla kalenin yer değiştirmesi dersek şahın yerine kaleyi koymamız lazım. Kalenin yerine de şahı koymamız lazım. Hayır öyle bir şey değildir. Rok Tam olarak, tam olarak tanımını söylüyorum. Rok, Şahla Kale'nin belli kurallar içerisinde yer değiştirmesidir dersek çok daha doğru bir tanım olacaktır. Neymiş Rok? Birisi size sordu. Rok nedir? Şah ve Kale'nin belirli kurallar içerisinde yer değiştirmesidir. Rok. Rok hangi taşlar yapılır? Şah ve kale ile yapılır tabii ki. Rok kaç tanedir? Kaç çeşit rok vardır? İki çeşit rok vardır. Kısa rok ve uzun rok. Şu anda beyazlar, beyaz taşlara bakalım. Beyaz taşların şah ve kalesine ve diğer taraftaki şah ve kalesine baktığımız zaman sağ taraftaki şah ve kalenin arasındaki mesafe daha kısa değil mi? Sol taraftaki şah ve kalenin arasındaki mesafe daha uzun. O yüzden ben sağ taraftan rok yaparsam şu şekilde. Ha yapamıyorum. Neden yapamıyorum acaba? Galiba ben rock yapamıyorum. Hemen bakalım şimdi. Evet, şimdi rok yapabileceğim. Evet. Sağ taraftan rok yaparsam kısa rok olacak. Sol taraftan rok yaparsam uzun rok olacak. Rok kimin hamlesidir? Onu söyleyeyim. Rok şahın hamlesidir. Bazı öğrencilerimiz bunu yanlış söylüyor. Diyor ki rok şah ve kalenin hamlesidir öğretmenim. Hayır, yanlış. Rok şah ve kalenin hamlesi değildir. Rok şahın hamlesidir. Bu çok önemli. Peki rok şahın hamlesi niye bu kadar önemli? Çünkü eğer rok şahın hamlesi ise önce şahı oynarız, rok yaparız. Önce kaleyi oynarsak o rok olmaz rok yapacaksak önce şahı yerine koyacağız daha sonra kaleyi oynayacağız ki düzgün bir rok yapabilelim peki öğretmenim biz önce şahı tutmadan önce kaleyi sonra şahı oynarsak rok yapmış olmuyor muyuz hayır olmuyorsun çünkü böyle bir rok yaparsan kural dışı hamre yapmış olursun. Değil mi? Bir önceki dersimizde kural dışı anlatmıştık. Kural dışı hamleyi anlatmıştık. Rok şahın hamlesi. O yüzden rok yaparken önce şah oynanmalı. Daha sonra kale oynanmalı. Peki biz neden rok yapıyoruz ya? Ne olmuş ya? Neden rok yapıyoruz acaba? Rok yapmamızın sebebi ne? Şimdi beyaz şah hepimiz bir odaklanalım mı? Beyaz şaha bakıyoruz. Beyaz şahın önü açık mı? Evet. Şah bizim kralımız. Kralımız şu anda her türlü her türlü saldırıya açık bir durumda mı? Evet her türlü saldırıya açık. Şahın önü açık çünkü. Peki biz kısa rok yaparsak ne olacak? Bakın bakalım. Şahın önünde aslanlar gibi 3 tane piyon var. Asker var ve şahımızı koruyabilir değil mi? O yüzden biz neden rok yapıyormuşuz? 1. Şahı korumak için rok yapıyoruz. İkinci sebebimiz ne? Neden rok yapıyoruzun ikinci cevabı? Kaleyi erkenden oyuna çıkarmak için en sağdaki H1 karesinde kaleye bakalım. Kaç adım gidebiliyor? 2 adım gidebiliyor. 2 yere gidebiliyor. Peki ben rok yaptıktan sonra kale şimdi kaç adım gidebiliyor? 1, 2, 3, dört tane adım gidebiliyor. Aynı zamanda E karesine değil mi? E karesine ya da D karesine gidip açık bir alanda daha güzel yerlere gitmek için kendisine yer bulabiliyor. O zaman biz roku neden yapıyormuşuz? Bir şahı korumak için. iki kaleyi erkenden oyuna çıkarabilmek için. Kaç çeşit rok varmış? İki çeşit. Kısa rok, uzun rok değil mi? Peki rok kimin hamlesiymiş? Tabii ki de şahın hamlesi değil mi? Yani biz rok yaparken ilk önce şahı mı tutacağız kaleyi mi? Önce şahı koy, tutacağız tabii ki. Daha sonra kaleyi oynayacağız. Peki rok bu kadar kolay mı? Aslında bu kadar kolay. Sadece birazcık kuralları var. O kurallara dikkat etmemiz lazım. Eğer o kurallara dikkat etmezsek rok yapacağız derken kural dışı hamle yapıp oyunu Allah korusun kaybedebiliriz değil mi? Peki rok nasıl yapılır onu da söyleyelim. Şah beyaz şaha odaklanın yine. Beyaz şah hangi karede şu anda? Siyah karede değil mi? Çünkü vezir kendi rengini sever. Şah tam tersi rengine konur. O yüzden şah şu anda siyah karede. Şah siyah kareden siyah kare zıplıyor. Kalede bir sonraki bir yanına geçiyor. Bana da mesaj geliyor bu arada sürekli. Uzun rokta da aynı. Şah siyah karede siyah kare yazıplıyor kalede bir yanına geçi veriyor. Peki siyahlarda nasıl yapılır? Hemen ben hamle sırasını siyaha geçireyim. Tamam diyeyim. Siyahlarda rok yapalım. Aynı. Siyah şah hangi karede? Beyaz karede. Kısa rok yapacağım. Beyazdaysa beyaz zıplıyorum. Fakat yine olmadı. Çünkü şunları ayarlamadık. Evet. Siyah şah beyaz karede, beyaz kareden beyaz kareye zıplıyor, kalede diğer yanına geçiyor. Uzun noktada aynı şah beyaz kareden beyaz kareye zıplıyor, kalede bir yanına geçi veriyor, veriyor. Unutmayalım şunu, mutlaka söylemem lazım. Satrançta normalde hamle sırası her bize geçtiğinde kaç hamle yapmamız lazım? Bir hamle. Yani bir hamle beyazlar yapar, bir hamle siyahlar. Bir taşı beyazlar oynar, bir taşı siyahlar oynar. Bir taşı beyazlar, bir taşı siyahlar. Ama bunun tek bir tane istisnası vardır. O da rock'tur. Rock yaparken bir tane taşı değil, iki taşı birden oynarız. Yani biri size sorarsa, derse ki, mesela kime sorsun? Mehmet diye birisine sorsun. Var mıdır beni Mehmet diye dinleyen öğrencim bilmiyorum ama varsa da ondan örnek vermiş olalım. Ben çünkü örnek vermeyi çok severim normal derslerde. Dedi ki Mehmet sen Rok'u biliyor musun? Mehmet dedi ki evet biliyorum. Peki hadi söyle bakalım. Sen bana söyle bakalım. Satrançta bir seferde bir oyuncu hamle sırası kendisi geçtiğinde en fazla kaç taş oynayabilir? Siz ne diyeceksiniz? İki taş oynayabilir. Çünkü Rok yaparken iki taş oynuyoruz. Peki rok haricinde iki taş oynanabilir mi? Hayır oynanamaz. Sadece rok yaparken iki taş oynarız. Başka zamanlar başka hamlelerde sadece bir taşı oynuyoruz. Haydi o zaman hamle sırasını tekrar beyazlara verelim. Rokun önünü açalım. Ve tamam diyelim. Şimdi çok dikkat. Rok yapmanın kurallarından bahsedeceğim. 5 tane kuralı var rok yapmanın. 5 kural. Elinizi açın. 5 tane kural deyin. Parmaklar açılsın. Tek elin parmakları sayacağız şimdi. 1. Şah oynanmışsa rok yapılmaz çocuklar. Yani şahı daha önceden, daha önceki hamlelerde şahı şahla bir hamle yaptıysanız artık rok yapamazsınız, değil mi? Çünkü şahın etrafında sizin görmediğiniz bir rok camı var. Rok camı. Eğer siz şahı oynarsanız o rok camını kırmış olursunuz. Rok camını kırdıktan sonra da artık rok yapılmaz, değil mi? Peki öğretmenim ben şahı oynadım, rok camını kırdım. Sonra rakibim bir hamle yaptı ve tekrar sıra bana geçti. Şahı tekrar eski yerine getirdim. Şimdi rok yapabilir miyim? Hayır çünkü bir kere camı kırdınız. Mesela örnek verelim hamle beyazda değil mi? Beyazlar buraya oynasın şahını. Rakip de piyon oynasın. Şimdi şah tekrar eski yerine gelsin. Sonra siyahlar bir hamle daha yapsın. Şimdi acaba beyazlar rok yapabilir mi? yapamaz. Çünkü şahı bir kere oynadı. Rok camını kırdı. Artık geri dönüş yok bunun. Beyazlar rok yapamaz. Kesinlikle yapamaz. Oyunun sonuna kadar hiçbir şekilde rok yapamaz. Şah oynanmışsa rok yapılmaz. Şah oynanmışsa rok yapılmaz. Birinci kuralımız bu. Şah hiç oynanmamış olmalı rok yapmak için. İki. İkinci kuraldan bahsediyorum. Kaleler hiç oynanmamış olmalı. Dikkat edin. Kaleler dedim. Bir tane kale değil. Kaleler. Değil mi? Kısa Rok yaptığımız kale H1 karesinde. Uzun Rok yaptığımız kale A1 karesinde. Ben mesela bu H'deki ka kaleyi aldım. Buraya oynadım. Sonra rakibim bir hamle yaptı. Kaleyi tekrar eskiyen oynadım. Rakibim bir tane daha hamle yaptı. Şimdi kısa Rok yapabilir miyim? Hayır. Uzun Rok yapabilir miyim? Evet. Çünkü Şah'ı oynamadım. A1 karesindeki kaleyi de oynamadım. O zaman ben uzun Rok yapabilirim. Niye yapamayayım ki? Ama kısa Rok... Yapamıyorum. 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 Kısa rok yapamam çünkü kaleyi daha önceden oynadım. Kalenin etrafında da rok camı var. H1 karesindeki kalenin rok camını kırdım. O yüzden artık kale oynandığı için kısa rok yapamıyorum ama uzun rok yapabiliyorum. Peki acaba ben bu kaleyi de oynasam? Sonra rakip bir hamle yapsa. Sonra tekrar kale yerini alsam. Sonra rakip bir hamle daha yapsa. Şimdi acaba uzun rok yapabilir miyim? Hayır uzun rok da yapamam. Çünkü oradaki kaleyi de oynadım. Kale oynanmışsa, kaleler oynanmışsa daha doğrusu rok yapılmaz. Birinci kuralımız neydi? Şah oynanmışsa rok yapılmaz. İkinci kuralımız kaleler oynandıysa rok yapılmaz. Ve şimdi üçüncü kuralımıza geçtik. Ama üçüncü kuralımıza geçmeden önce benim buraya bir tane taş koymam lazım. O da ne olsun? Vezir olsun. Vezir koyalım şuraya. Hamle sırası. Siyahlarda olsun. Roka izin verelim ve tamam diyelim. Şimdi vezir burada. Siyah vezirle bir hamle yapacağız. Geldik veziri buraya oynadık. Dikkat ettik mi? Vezir e5 karesini oynadı ve şahı tehdit ediyor. Dikkat. Peki şah tehditinden kurtulmanın kaç yolu vardı? 3 yolu var dediğinizi duyar gibiyim. Kaçmak, arasına bir taş koymak ve şah çeken taşı yemek. Şah tehditinden kurtulmanın 3 yolu vardır. Kaçmak, arasına bir taş koymak ve şah çeken taşı yemek. Peki biz şah tehdidinden kurtulmanın yolu olarak rok yapmak diye bir şey söyledik mi? Yani beyazlar rok yaparak şah tehdidinden kurtulabilir mi? Hayır kurtulamaz. Eğer birisi sizin şahınızı tehdit ediyorsa rok yapamazsınız. Rok yaparak kurtulamazsınız. Şu anda beyazlar rok yapamaz çünkü şahı tehdit altında. Peki şöyle yapalım. Bir pozisyon daha kuralım. Şuraya bir tane fil koyalım. Roka izin verelim. Hamle beyaza diyelim. Dikkat Vezir bize şah çekmiş değil mi? Ben de geldim fille arasını kapattım. Arasına bir taş koydum mu? Koydum. Peki şahı oynadın mı? Hayır şahı oynamadım. Şahı kesinlikle oynamadım. Arasına bir taş koydum. Daha sonra gelmiş bu vezir de. Gelmiş. Şuraya oynamış. Vezir burayı oynamış. Acaba şimdi beyazlar rok yapabilir mi? Bakalım. Hemen kuralları biliyoruz. Bir. Şahı oynanmamış olmalı demiştik. Şahı oynadın mı? Hayır. Kendi yerinde. 2- Kaleler oynanmamalı demiştik. Bakayım kaleler yerinde mi? Evet yerinde hiçbir sıkıntı yok. 3. Şah tehdit altında olmamalı. Yani birisi bize şah çekmiyor olmalı. Şah çekiyor mu birisi şu an bize? Hayır çekmiyor. O zaman rahatlıkla rok yapabiliyoruz değil mi? Kısa rokta uzun rokta rahatlıkla yapabiliyoruz. Demek ki birinci kuralımız şah hiç oynanmamalı rok yapmak için. İkinci kural kaleler hiç oynanmamalı. Ve üçüncü kural şahımız tehdit altında olmamalı değil mi? Şimdi geldik dördüncü ve aslında en basit kurala. Haydi en basit kuralı da işleyelim. Mesela şuraya bir tane fil koyalım. Hamle sırası beyazla dedik. Dikkat. Şahla kale arasında hiçbir taş olmamalı. Rok yapmak için şahla kale hiçbir taş olmamalı. E bakalım o zaman şu anda beyazlar kısa rok yapabilir mi? Hayır dediğinizi duyar gibiyim. Evet şah La kale arasında fil var değil mi? Kısarok için. Şahla kale arasında beyaz fil olduğu için şu anda beyazlar kısarok yapamazlar. Peki uzun rok yapabilirler mi? Tabii ki yapabilirler çünkü uzun rok yapmak için herhangi bir engel yok. Yine de kontrol edelim. Uzun rok yapmak için kontrol ediyoruz kurallarımızı. Bir, şah oynanmış mı? Hayır. 2. A1 karesinde kale yani uzun rok kalesi oynanmış mı? Hayır. Peki rakip bizim şahımız tehdit ediyor mu şu an? Hayır şah çekilmiyor. Peki şahla a1 karesindeki kale arasında bir taş var mı? Hayır o da yok. O zaman ben uzun rok yapabiliyorum değil mi? Şu anda roka izin vermediğim için yapmıyor. Ama şimdi yapacak. Gördünüz mü? Şahla kalerse hiçbir taş olmamalı. Dördüncü kuralımız. Ve geldik son kurala. Son kural benim öğrencilerim tarafından en geç anlanan kurallardan bir tanesi. O da şu. Hamle beyazda. Roka izin verdik. Her türlü roka ve tamam dedik. Dikkat. Önce bir sorumuz soralım. Acaba beyazlar şu anda rock yapabiliyorlar mı? Dikkat edin. Rock yapabiliyorlar mı dedim. Kısa rok uzun rock demedim. Rock yapabiliyorlar mı? Kontrol edelim. Şah oynanmış mı? Hayır. Kaleler oynanmış mı? Hayır. Şah tehdit altında mı? Hayır. Peki şahla kaleler arasında herhangi bir taş var mı? Hayır o da yok. O zaman öğretmenim yapabilirler. Hem kısa hem uzun yapabilir öyle mi? Hayır. Kısa rok yapabilir ama uzun rok yapamaz. Çünkü 5. kural devreye giriyor. Hazır mıyız? Rok yaparken şahın gideceği yerde rakibin herhangi bir tehditi olmamalı. Uzun rok yaparken şah nasıl bir yol izliyor? Şah şu anda E1'de değil mi? E1 karesinde. Uzun rok yaparken önce D1'e sonra C1'e gidecek. O yolu izleyecek. D1, C1. E, D, C yolunu izleyecek değil mi? Peki o yolda rakibin fili bir saldırı yapıyor mu? Evet. D1 karesine saldırıyor değil mi? O yüzden beyazlar uzun rok yapamazlar. Çünkü şahın gideceği yerde rakibin tehditi var. Dikkat şahın gideceği yerde rakibin tehdidi var. Peki kısa rok yapabilirler mi? Evet kısa rok yapabilirler. Çünkü kısa rok yaparken şahın gideceği yerde rakibin herhangi bir tehditi Yoktur. Peki size bazı sorular soracağım. Rock yapabilir mi, yapamaz mı şeklinde sorular soracağım şimdi. Hemen filimizi oradan kaldırdık. Oraya bir tane vezir koyacağım şuraya bir yere. Şöyle koyayım vezirimi. Şuraya da... tamam bu kadar, bu kadar. Hamle sıra siyahlarda olsun. Rocklara izin verdik, tamam dedik. Siyahlardaymışsa siyahlar gelmiş, buraya oynamış ve şahı tehdit etmiş. Sonra şah da gelmiş, bir tane yan oynamış. Sonra siyahlara geçmiş sıra. Siyah vezir gelmiş. Nereye? Şurayı oynamış. Hamle sırası beyazlarda. Beyazlar rok yapabilir mi? Yapamazsa neden yapamaz? Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Durdurmayanlar için ben hemen cevabı veriyorum. Çocuklar burada rok yapılamaz. Çünkü neden? Şahı oynadık. Değil mi? Şah oynandı. Rok camını kırdık. Şah oynanmışsa ne uzun rok ne de kısa rok yapamayız. O yüzden burada rok yapılamaz diyoruz. Ve hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Haydi bu son soru olsun. Bu sorudan sonra da konuyu bitirelim. Aslında daha ayrıntılı konularda var ama rokla alakalı şimdilik bu kadar yeterli. Roklara izin verdik. Hamle beyazda dedik. Dikkat. Hamle sırası beyazlarda. Beyazlar acaba şu anda uzun rok ya da kısa rok yapabilirler mi? Videoyu durdurup düşünebilirsiniz. Şöyle bakabilirsiniz. Durdurmayanlar için ben cevabı veriyorum. Hemen kontrol edelim. Rokun 5 tane kuralı vardı. 1. Şah oynanmamış olmalı. Şah oynanmış mı? Hayır, oynanmamış. 2. Kaleler oynanmamış olmalı. Bakayım. Kaleler yerinde. Hiçbir şekilde oynanmamış. 3. Şah tehdit altında olmamalı. Şah tehdit altında mı? Hayır. At önüne ya da arkasına tehdit gönderemez, değil mi? Şah tehdit altında değil. 4. Şahla kale arasında hiçbir taş olmamalı. Bakıyorum şahla kale arasında hiçbir taş yok. Fakat 5. kural neydi? Şahın gideceği yerde herhangi bir tehdit olmamalı. Atlar nereye tehdit eder? Konduğu yere değil mi? İki düz bir yan konduğu yere tehdit eder. Şu anda siyah at hangi kareleri tehdit ediyor? F1 ve D1 karelerini tehdit ediyor. Peki ben kısa ok yaparken F1 ve G1 karesinden geçmeyecek miyim? Geçeceğim. O yüzden F1 karesini at tehdit ettiği için kısa rok yapamam. Peki uzun rok yapabilir miyim? Bakayım. E at D1 karesinde tehdit ediyor. O yüzden uzun rok yapamam çünkü şahın gideceği yerde tehdit var. Yani beyazlar kısa rok da yapamaz. Uzun rok da yapamaz değil mi çocuklar? Haydi o zaman son bir şey daha söyleyeceğim. Sonra da dersi bitireceğim. Son bir tane daha bir şey söylüyorum ve dersi bitiriyorum. Şöyle yapıyorum, şöyle yapıyorum. Beyazlara veriyorum sırayı. Hamle sırası beyazlarda diyelim. Şöyle bir tahtaya baktığımız zaman değişik bir şey görüyoruz değil mi beyazlar için? Şimdi beyazlar rok yapabilir mi? Hemen çok hızlı kontrol edelim. Şah oynanmış mı? Hayır. Çok güzel. Kaleler oynanmış mı? Hayır. Şahla kale arasında bir taş var mı? Hayır yok. Şah tehdit altında mı? Hayır değil. Şahın gideceği yerde rakibin bir tehdidi var mı? Hayır. O da yok. O zaman şu anda uzun rokta kısa rokta yapılabilir. Peki öğretmenim biz uzun rok mu yapacağız? Kısa rok mu ya? Kafamız çok karışık. Kısa rok mu yapsak? Uzun rok mu yapsak? Hangisi daha iyidir? Öncelikle şunu söyleyeyim. Konuma göre değişir. Mesela şu anda beyazların piyon yapısına bakıyorum. Sağ taraftaki piyon yapısı çok bozulmuş ama sol taraftaki piyon yapısı çok güzel asker gibi dizilmişler muhteşem. O yüzden burada neydi rokun amacı? Şahı korumak ve kaleyi oyuna çıkarmak. Şimdi ben kısa rok yaparsam şah pek korunmuş sayılmaz değil mi? Şahın iki tane açık yeri var. Hatta üç tane açık yeri var. O yüzden burada kısa rok yapmak mantıksızdır. Uzun rok yapmak mantıklı mıdır? Bence daha mantıklı. Çünkü bu sefer şahın sadece bir kanadı açık. Sadece D2 karesi açık değil mi? Bir çaprazı açık. Bu yüzden Burada uzun rok yapmak daha mantıklıdır diyebiliriz. Tabii ki de bu genel bir sö söz, genel bir bilgi. Bazen oyunun durumuna göre burada kısa rok yapmak da iyi olabilir. Ya da hiç rok yapmamak daha iyi olabilir. Yani değişebilir. Ama siz şunu bilin. Piyon yapısı nerede düzgünse o taraftan rok yapmak daha mantıklıdır. Unutmuyoruz. Haydi hemen tekrar edelim. Rok hangi taşlarla yapılır? Şah ve kaleyle. Rok aslında hangi taşın hamlesidir? Şahın hamlesidir. O yüzden rok yaparken önce hangi taş tutulmalıdır? Şah tutulmalıdır. Değil mi? Kaç çeşit rok vardır? İki çeşit. Nedir onların adı? Uzun rok ve kısa rok. Peki biz roku neden yapıyoruz ya? Şahı korumak için, kaleyi bir an önce oyuna çıkarmak için. Peki rok nedir? Rokun tanımı nedir? Rok şah ve kalenin belirli kurallar içerisinde yer değiştirmesidir. Rock yapmanın 5 tane kuralı vardı haydi sayalım mı? 1. Şah hiç oynanmamış olmalı. 2. Kaleler hiç oynanmamış olmalı. 3. Şahla kale arasında hiçbir taş olmamalı. 4. Şah tehdit altında olmamalı. Ve 5. Şahın gideceği yerde herhangi bir tehdit olmamalı. İşte çocuklar ve yetişkinler tabii ki rok yapmanın bütün 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 daha doğrusu hemen hemen %95'lik kısmı budur. Diğer kalan kısımları anlatmak mümkün değildir. Mutlaka tecrübeyle öğrenmeniz gereken durumlar vardır. Rock bazen zararlıdır bazen yararlıdır. Bunları anlatmak ancak e, bir kulüp dersi ya da bir okul dersiyle mümkündür. Bu şekilde YouTube videosuyla ya da başka bir e, canlı videoyla anlatmak pek mümkün değildir. Bu turnuvaya girdikçe maç yaptıkça bol bol maç yaptıkça öğrenilecek %5'lik kısımdır. Yani siz rok'u tamamıyla öğrenmek için mutlaka en az 3 yıl, 4 yıl satranç oynamanız lazım. Hatta ben çok çok uzun yıllardır satranç oynuyorum. 15-16 yılı oldu. 15 yıldır, 16 yıldır emin olun hala görmediğim, duymadığım, bilmediğim birçok rok konusu öğreniyorum. O yüzden siz de tecrübe kazandıkça roku iyice öğreneceksiniz. Bir sonraki dersimizde temel matlara geçiyoruz artık. Çoban matı, tek vezir matı, tek kale matı, merdiven matı gibi temel matları anlatacağız. Ve videomuza bu şekilde devam edeceğiz. Bu saatten sonra artık videolarda hala satrancı tam olarak anlamadım diyorsanız videoları hemen baştan alın. Tekrar izleyin. Çünkü bu videodan sonra artık gerçek bir satranççı olmak için maç yapmak için konular çekeceğiz, konular anlatacağız ve bu 35 tane tahmin ediyorum video çekeceğiz. 35 videonun sonunda herkes satranç oynayabilecek duruma gelecek. Bu arada öğrencilerime de selamlar gönderiyorum. Hepsini çok özledim. Tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.